Arete Haber Merkezi'nce hazırlanan bültenimize hoş geldiniz. Banaz AK Parti Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı, Banaz'da AK Parti kazanacak dedi. Banaz'da kameralarımıza konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı, Banaz'da son 10 yıldır hükümette sürekli kavga eden bir belediye yönetimi vardı. Banaz halkı vereceği oylar ile AK Partili bir belediyeye kavuşacak dedi. Banaz AK Parti Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı ile birlikteyiz. Zafer Bey, iyi günler diliyorum. İyi günler Mesut Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Banaz'da seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şu anda fena değil. Elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçim sürecimiz iyi geçiyor. Banaz'la ilgili projelerinizi anlatmaktan da öte, Banaz halkının size karşı davranışı, sizin seçim propagandalarınıza bakış açısı nedir efendim? Şimdi Banaz 10 yıldır bir arkadaşımız tarafından yönetiliyor. Evet. Sevdiğimiz bir abimiz. Aynı zamanda devlet yatırımı olmadı şimdiye kadar baktığımızda. Biz bunlardan yararlanmak isteriz. Tabii ki bunun da Banaz halkı farkında. İnşallah bu sefer biz bu farkındalığı keşfettik. Biz bunu başaracağız. Banaz halkı bunun farkına vardı. Yatırımsız gelişmiyor Banaz'ımız. Banaz bazı konularda geri adım atıldı. İşsizlik sorunumuz var. İnşallah biz bunu organize sanayi ve çeşitli yatırımcıları buraya davet ederekten bu işi başaracağız. Dışarı giden gençlerimizi Banaz'ımıza tekrar kazandırmanın yollarını arayacağız. Ve bu da tabii ki iktidarla olacak bir şeyler. İmkansız hiçbir şey olmuyor. Devletin hiçbir imkanından şimdiye kadar Banaz yararlanamadı. En azından bir sıcak suyumuz boşa akmaktadır. Biz buraya bir kaplıca yapmayı düşünüyoruz. Hamamımız dahi yok. Bugün dışarılarda Düzağaç kasabası olan bir yerde, kasaba olan bir yerde hamam var. Evet. Banaz'da neden yok? Bugün termal olmuş oldu. Termal olmasına rağmen. Normal bir Türk Osmanlı hamamımız bile yok. Bugün Dumlupınar'da bile bir TOKİ'miz var. Banaz mı büyük, Dumlupınar mı büyük? Evet. Bunu eleştirmek lazım tabii ki. Bundan biz niye yararlanmayalım Banaz'ın? Gençler olarak bunlar şimdi TOKİ'de kira öder gibi ev sahibi oluyor gençlerimiz. Evet. Neden Banaz'ın çocukları bundan yararlanmasın, Banaz'ın insanı yararlanmasın? Tabii ki bunları biz yapmamız lazım, gerektiğine inanıyoruz ve inşallah bunları başaracağız. Sayın Başkan, belediyenin asli görevlerinin dışında, yol, su, elektrik ve altyapı hizmetlerinin dışında Banaz için çok çok önemli bir projeniz var mı? Tabii ki biz organize sanayi başa aldık. İnşallah yani organize sanayi olmayınca dışarıdan gelen yatırımcılarımız hep sağa sola kaydı, göç oldu. İnşallah bunun yerini tespit edip bu konuda ilgili bakanlıklardan yardımlarımızı, girişimlerimizi bulunduk. İnşallah yardımcı olacaklarını söylediler. Bunun için çok ümitliyiz. Bunu başardığımız esnada zaten dışarıya göç engelleyeceğimiz az önce de söyledim. İş sahalarını evvela geliştirmemiz lazım. Bu konuda biz yatırımcıların hep yanında olacağımızı ve yatırımcıların ne istediğini biliyoruz artık onlara. Onlara bu konuda yardımcı olacağımız sözünü zaten verdik. İnşallah birkaç yatırımcıyla bu işleri çözeceğiz. Buna eminim yani. Sayın Başkan, şu anda Banaz halkı, Banaz'daki seçmenler sizi neden seçsinler, neden Zafer Arpacı desinler? Evet. Banaz seçmenlerimiz Banaz'a yapılacak olan hizmetlerden dolayı Zafer Arpacı desinler. Onlar bizi daha iyi anlıyorlar. Seçmenlerimiz bu konuda bilinçlendi artık yani. Zafer Arpacı'yı yakinen bilenler bilir. Bir şeyler başarmasını seven bir insanım. Banaz için de bir şeyler yapacağıma eminim. Bizim seçmenlerimiz bunun farkına vardılar inşallah. Onun için Zafer Arpacı demelerini isterim. Bunu da hep beraber başaracağız. Yalnız ben değil. Seçmenlerimizle beraber başaracağız. Ben tek başıma bir yere var ama seçmenlerimin fikirleriyle, gönülleriyle bunları tespit edip inşallah Banaz'ımızı nasıl ileriye bir adım ileriye taşıyabiliriz verinizin imkanlarını araştırıp bulacağız ve beraber başaracağız. Bu konuda ben seçmenlerimin büyük desteğini bekliyorum ve bunun farkında olduklarına da eminim yani. Banaz'ı seçmenlerinize neler söylemek istersiniz son
sözler olarak? Bana seçmenlerimize aydınlık yarınlar için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, Banaz'ın daha iyi ileri adım atması için Banazlardan ben çok şeyler bekliyorum. Ve onlar da bu olayın farkındalar. İnşallah hep beraber başaracağız. Ben şimdiden Banazlara çok teşekkür ediyorum. Daim onların yanında olacağımı inşallah onlar da biliyorlardır. Hep beraber bu olayı başaracağız inşallah. Biz de size bu seçimlerde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Maharetli olarak da çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.